Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Yani dünya hakimiyeti hem zikirde ondan sonra hem de Zebur'da bildirmiş hocam inşallah. Yani Tevrat-ı Şerif'te ve Zebur-u Şerif'te. Evet. Şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye. Yani bu ayette, bu Tevrat ayetinde kimden bahsediliyor? Mehdi'den bahsediliyor hocam inşallah. İnşallah. Siz açıklamıştınız. Onu... Kral Mesih olarak evet, geçiyor. Kral Mesih. Evet. Ve Mehdi. Evet. Ondan bahsediyor. Bak Tevrat. Kur'an'da tasdik ediyor. Diyorlar ki Kur'an'da Mehdi'den bahis var mı? Buyurun. Var. Var. Evet. Allah inşallah. Tevrat'a, bak Tevrat'ta da var diyor Cenab-ı evet, Allah. Evet. Evet. Sadece Kur'an'da değil. Zebur'da da Tevrat'ta var. Tevrat'ta da var diyor ve Zebur'da da var. Evet. Mehdi'den bahis. İnşallah. Allah'tan bak andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz diyor bak Allah. Evet. Şüphesiz ne demek? %100 evet, kesin. Allah'ın varlığı inşallah. Arza, arz ne demek? Dünya. Dünyaya. Arza, salih kullarım yani Mehdi ve talebeleri evet. Ve Mesih İsa aleyhisselam varisçi olacaktır. Ama tabi buradaki kasteden kişi Tevrat'ta Mesih İsa aleyhisselamdan Tevrat'ta bahsedilmez. Evet. Çok nadir bahsedilir. Yani evet. Mehdi'den çok fazla bahsedilir. Yani evet. Yüzlerce Tevrat izahı vardır. Evet. Yüzlerce. Evet inşallah. Çok detaylı belirtilmiştir Mehdi. Bakın Kur'an bunu tasdik ederek söylüyor. Maşallah. Evet. Hem Tevrat'ta var diyor Allah, hem Zebur'da var. Şüphesiz arza salih kullarım yani Mehdi ve talebeleri varisçi olacaktır diye yazdık. Enbiya suresi 105. Açsın baksınlar. Evet hocam. Evet. Maşallah.